Felip Alfo, Locos, bir restler komedisinden kimlik. Hikayede adı geçen Fulano İspanyolcadır ve falanca ismi lazım değil olarak da çevrilmesi mümkündür. Bu hikayeyi yazarak zavallı eski dostum Fulano'ya vermiş olduğum sözü tutuyorum. Arkadaşım Fulano çok önemsiz bir adamdı ve onun hayatının büyük trajedisi de buydu. Fulano bu dünyaya meşhur olma amacıyla gelmişti ve bunda tamamıyla başarısız olarak olabilecek en tuhaf insana dönüşmüştü. Önem, popülerlik, takdir kazanmak için bütün olası yolları denemiş ve dünya acımasız bir kararlılıkla onun varlığını bile tanımayı reddetmişti. Öyle görünüyor ki Fulano'nun kişiliği şayet ona bir kişilik atfedeceksek onun o neredeyse kahramanca saldırılarına karşı koyan bir aldırmazlık bulutuyla çevriliydi. Fulano fark edilmek için elinden gelen bütün çabayı sarf etti ve insanlar da sürekli olarak onu gözden kaçırdı. Fulano'yu bir açılışta ateşli bir şekilde el sallayıp şiddetle etrafına bakar ve yüzünü diğer insanlarınkine yaklaştırırken gördüm. Şöyle haykırıyordu. Sizinle tanıştığıma ne kadar memnun oldum bilemezsiniz. Ve bir saniye sonra karşısındaki kişi Fulano'yu tamamıyla görmezden gelerek başka biriyle konuşuyordu. Fulano'yu başka bir sefer oturmuş ve olabilecek en mağrur edayla iki parmağını havaya kaldırmış halde gördüm. Hiçbir şey, hepsi boşa. Bir saniye sonra karşısındaki kişi tamamıyla onun varlığını unutmuş halde o yokmuş gibi boş boş bakıyordu. Bir keresinde de Fulano'yu bir arkadaşımla tanıştırdım ve üç kez şöyle tekrarlamak zorunda kaldım. Arkadaşım Fulano'yla tanış, normal bir ses tonuyla. Arkadaşım Fulano'yla tanış. Daha yüksek bir sesle. Arkadaşım Fulano'yla tanış. En yüksek sesimle. Arkadaşım birkaç kez etrafına bakındı ve sonunda Fulano'nun neredeyse tepesinde olduğunu fark etti. Zalim bakışlarla onu omuzlarından silkti. Ağzını açtı ve oldukça cesaret kırıcı bir tavırla şöyle dedi. Ah nasılsınız? Zavallı Fulano'nun önemsizliği onu neredeyse görünmez ve duyulmaz bir hale getirmişti. Adı önemsizdi, yüzü ve gövdesi önemsizdi, giyim kuşamı önemsizdi ve bütün hayatı önemsizdi. Aslında ben de onu hiç fark ettim mi etmedim mi emin değilim. Onunla karşılaştığımda elime ezdiği, kolumu çıkardığı ve kaval kemiğimi tekmelediğini söylesem yerinde olur. Fulano kişisel çekim, bireysellik ve başarı başlıklı bütün kitapçıkları okumuştu. İnsanı yapılandıran tüm edebiyatı yalayıp yutmuştu ama boşuna. Bir gün La Puerta del Sol'ün ortasında durup şöyle bağırdı. Yangın! Yangın! Ama kimse onu duymamıştı ve sonunda Fulano olduğu yeri terk etmek zorunda kalmıştı. Çünkü neredeyse bir tramvayın altında kalacaktı. Bir başka gün tanınmış bir mücevhercinin vitrinine taş fırlattı. Kırılan camın sesiyle dükkan sahibi dışarı çıktı. Cama baktı ve Fulano'yu tamamıyla görmezden gelerek homurdandı. Allah Allah ne oldu acaba? Ve içeri döndü. Dilenciler bile Fulano'ya avuç açmazdı. Daha pratik bir insan bunları bir lütuf sayabilirdi. Ama Fulano'nun hayatta önemli olmak ve dikkat çekmekten başka bir amacı yoktu. Ve bu olaylar onu umutsuzluğa sürükledi. Bir keresinde Toledo'daki Cafe de los Locos'taydım. Kötü yazarlar karakter bulmak için gelirdi o kafeye ve ben de ara sıra onların arasında olurdum. Orada insan oldukça iyi durumda ikinci eller ve iyi, ucuz yeni malzemeler bulabilirdi. Pazar ederiyle moda yakından ilişkili olduğundan, orada bir zamanlar parlak günler yaşamış ve ünlü dahilerle çalışmış ama yeni idealler ışığında edebiyatta meydana gelen değişimler nedeniyle bir süreliğine işsiz kalmış karakterler de bulunurdu Locos'ta. Orada zavallı ve hırpani bir fukarayla karşılaştığımı hatırlıyorum. Cervantes için çalıştığını iddia ediyordu. Elbette zavallı adam o anda hiçbir yazarın ilgisini çekmiyordu. Bunun gibi bir zamanlar mükemmel karakterler olmuş ama artık hiçbir işe yaramaz bir sürü insan vardı. O gün bir masaya oturmuş arkadaşım Doktor Jose de los bir süredir sohbet ediyordum ve etraftaki farklı yüzlere, tiplere bakıyordum. Birden masamın tepesinde üç kez ıslık çalındığını duydum ve bir el yakama yapıştı. Aynı zamanda yüksek sesle şöyle dedi. İşte buradayım. Arkamı döndüm ve yanımda oturan Fulano'yu gördüm. İyi de ne zaman geldim buraya? Yaklaşık yarım saat önce. Tam burada oturuyordum ve konuşmanıza katılmaya çalışıyordum. Bu kitapta kullanmayı umduğum karakterlere düşünmeye dalmış olduğumu söyleyerek özür diledim. Sonra hiç zorlanmadan ve bir takım sert teknikler kullanarak onu Doktor Delosriosla tanıştırmayı başardım. O zaman Fulano'nun her zamankinden daha kederli göründüğünü de fark ettim. Sorun ne? Üzgün görünüyorsun Fulano. Ne bekliyorsun ki? Artık ne kadar uğraşırsam uğraşayım asla önemli biri olamayacağımı fark ettim. Faydası yok. Dünya beni görmezden gelecek. Bu oldukça tatsız diye onayladım. Ama aynı durumda olan bir sürü insan var. Örneğin kocalar, vaizler, diktatörler ve eski moda nükteli sözlerin hiç zamanı değil. Sana söylediğim şey çok ciddi bir insan olarak asla önemli olamayacağımı biliyorum. Ve düşündüm de belki de bir karakter olarak meşhur olup önem kazanabilirim. Sen ya da bir başkası olması umurumda değil. Sen arkadaşımsın, istekli olduğumu biliyorsun ve belki benden müthiş bir karakter yaratabilirsin. İltifatının ağırlığının altında kaldım. Beni kullanamazsan o zaman beni başka bir yazara gönder. Beni yazacağını söylediğim bu kitapta bir yere sıkıştırabilirsen sana sonsuz minnettarlık duyarım. Ne yaptığım umurumda değil. Önem kazanayım yeter. Ve bir karakter olmak için ne gibi niteliklerim var? İblis, önemsizliğim, kurgudaki en önemsiz insan olarak nitelenebilirim. Biliyorsun ki her karakterin az çok çarpıcı bir kişiliği vardır. Bütün karakterlerin başına sıra dışı şeyler gelir. Sakın bana benim kadar düz ve sıkıcı bir karakter bulabileceğini söyleme. Tabii bugünün yazınında onlardan bir sürü bulabilirsin. Gerçekten de bu konuşma boyunca sessizliğini korumuş olan Doktor Jose de los Rios arkadaşıma döndü ve konuştu. Fulano her ne kadar sizi çok kısa bir süredir tanıyor olsam da sizi şu anki halinizden kurtarmak için yalnızca tek bir yol düşünebiliyorum. Senyor Fulano, intihar etmelisiniz. Ne? Gerçekten kendinizi öldürmenizi kastetmiyorum. Ama resmi olarak intihar edin. Ne demek istiyorsunuz? E söylediğim gibi, bu akşam hava kararır kararmaz Alakantara köprüsüne gidin ve bütün kişisel kimlikleriniz, ehliyetleriniz, paranız, banka hesap defteriniz ve kendinizi tahoya attığınızı söyleyen bir notla birlikte paltonuzu köprüde bırakın. Ardından resmi kimliğinizi kaybetmiş halde Madrid'e dönün. Orada sizden bir karakter yaratmaya çalışırız. Fulano sorgulayan gözlerle bana baktı. Şöyle dedim. Sanırım Doktor Delosrios'un Önerisi oldukça makul. Doktor Delosios da devam etti. Görüyor musunuz? Bu aleni intihar aynı zamanda mamsalma yolundaki ilk küçük adımınız olacak. Bu şehirde gerçekleşecek olması da talihli bir olay. Toledo, Tahoe ve Alakantara Köprüsü'nün tarihi bir geçmişi var. Bu da eylemlerinize renk katacak. Fulano'nun gözlerinde minnettarlık vardı ve Doktor Delos içtenlikle teşekkür etti. Ben de ona işin kendi payına düşenini yaptıktan sonra ona yardımcı olmak için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Akşamüstü olmuştu. Doktor Delos bir iş görüşmesine gitmesi gerekiyordu ve Fulano'ya başarılı bir teşebbüs dileyerek ayrıldı. Biz masada kaldık ve Fulano hava kararına dek beklemek zorunda olduğundan, yapacak da bir şeyimiz olmadığından kafede toplanmış karakterleri göstererek onu eğlendirmeye karar verdim. Şu şişman kel kafalı polisi görüyor musun? O Don Benito. Polis sürekli sönen kibritlerle prosunu yakmaya çalışıyordu. Sonra onun hakkında konuştuğumuzu fark ederek gururlu bir hava takındı. Şimdi cam kenarındaki masaya bak. Şu gülen garson kız Lunarito. Ona şu anda göremediğimiz bir beni yüzünden bu adı takmışlar. Şu yakışıklı, pipo içen ve bacağını çimdikleyen genç adam da Pepe Beharano. Yakası açık adama dikkat et. Barda içen adam. E işte orada kadını itip hakaret eden. O da El Cogote. O anda kafeye iki rahibe girdi ve manastıra para toplamak için masadan masaya dolaşmaya başladılar. Birini işaret ettim. Şu rahibeye bak. El Cogote ile kadının arasına girene. Rahibe olmak için oldukça çekici, görmüş geçirmiş bir kadın olabilirdi. Ne kadar neşeli gülümsediğini ve dişlerinin ne kadar beyaz olduğunu görüyor musun? O da Rahibe Carmela. İki rahibe şimdi iki rahibin oturduğu uzaktaki bir masaya yaklaşmış, onlarla konuşuyorlardı. Rahibe bak şu edalı olan rahibe Carmela ile konuşuyor. O da peder Inocencio. Buralarda pek çok iyi iş yapmış güya. Rahibeler dışarı çıktı. Onlar için kapıyı açan peder Inocencio da rahibeleri takip etti. Ve onların meydanı geçişlerini izledi. Barmen'e dikkat et. O görkemli sakalını ve El Cogote'ye nasıl da kahkahayla güldüğünü görüyor musun? O Don Laurene Baez. Eski bir düzenbazdır ve oldukça eğlenceli bir tiptir. Onun arkasındaki bardakları kurulayan hüzünlü yaşlı kadın da Dona Felisa. O masada oturan adamı fark ettin mi? Beyaz peruklu, şiirsel bir yüz ifadesi olan, ilgisiz ve uzak görünen. Adı Garcia. Adam yakasına iğnelenmiş bir çiçeği kokluyordu. O anda kafeyi koklayarak gezen küçük bir köpek adamın bacağını eşelemeye başladı. Garcia köpeğe sert bir tekme attı. Ardından barmene bozuk para bıraktı ve kalktı. Şu beyefendiyle masada oturan solgun siyah elbiseli hanımefendiye bak. Neredeyse uyuyacak. O da Dona Mikiela Valverde. Kadının eşlikçisi sessizce ayağa kalktı, şapkasını aldı ve parmak uçlarına basarak kafeyi terk etti. Uyuya kalmış olan Dona Mikiela adamın gittiğini görmedi. Bir süredir dört tane adamın oturduğu masada ayakta duran bir adama bakıyordum onlara cebinden çıkardığı ve satmaya çalıştığı belli olan küçük nesneler gösteriyordu. Bize doğru döndüğünde adamı tanıdım, selamlaştık ve adam elinde küçük bir nesneyle bizim masaya doğru yürümeye başladı. Fulano'ya bu Dongil bisikletle kafeleri dolaşan eski bir satıcı dedim. Dongil yanımıza geldi. Bir eliyle duvara yaslandı ve diğeriyle de bize porselenden küçük bir Çin biblosu gösterdi. Gerçekten de kelepir bir mal dedi porseleni avcunda tutarak. Çin'de yapılmış. Gerçekten de eski bir sanat eseri. Ne diyorsunuz? İncelikle yapılmış figüre baktım. İnce bıyıklı, güçlü kuvvetli bir savaşçı figürüydü ve öfkeli bir ifadesi vardı. Omzuna konmuş bir kelebek vardı. Yüzünün rengi sarı değil, daha koyu bir renkti. Daha çok bronz gibi ve giysileri kendini fazla ele vermediğinden tahmin yürüttüm. Belki de Çinli değil de Hintlidir. Kuşkusuz Çin'i Hindistan'dan daha çok seven Dongil biraz sıkkın göründü. Hayır Çinli dedi. Sonra figürü tutan elinin epey kirli olduğunu fark ettim ve diğerinin de muhtemelen aynı halde olduğunu düşündüm. Şöyle dedim. Dongil dikkatli olun. Don Laureno duvarlarını kirlettiğiniz için dırdır edecek. Dongil duvarda sıra dışı derecede küçük görünen kirli bir leke bırakarak elini çekti ve malını pazarlamaya devam etti. Evet bu gerçek bir Çinli memur ya da savaşçı hangisi bilmiyorum ve gerçekten de kelepir. Belki de arkadaşınız ilgilenir. Fulano sıçradı ve çığlık attı. Hayatında ilk kez bir yabancı onu kendiliğinden fark ediyordu. Zavallı Dongil öyle korktu ki porselen figürü düşürdü. Mermer masanın üstünde tuzla buz oldu heykelcik. Küçük porselenin artık gövdesinden ayrılmış kafasında dehşetli bir ifade gördüm. Dongil parçaları yere doğru süpürdü ve kırgın bir ifadeyle üstlerinden geçerek çekip gitti. İşte dedim Dongil gittiğinde sanırım bugünlük yeterince karakterle tanıştım. Artık hava yeterince karanlık ve gidip intihara hazırlansan iyi olacak. Fulano bir not karaladı. Taho'ya atlayıp intihar ettim ve şöyle dedi. Bütün umutlarım buna bağlı. Ayağa kalktı ve Madrid'de görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldı. Şimdi ben bu hikayenin yazarı olarak her ne kadar kafede oturmaya devam etmiş olsam da Fulano çıktıktan sonra yaptığı her şeyi görebiliyorum. Fulano odasına gitti, bütün belgelerini ve ehliyetlerini toplayıp kaçınılmaz yolculuğuna başladı. Sokaktaki merdivenlerden inerken karanlık çökmüştü ve indiği her basamak geçmişe inen bir yüzyıl gibiydi. Rönesans'ta ölen, yine de tuhaf ölüm sonrası bir hayat yaşamış olan o saldırgan şehrin ortasına kadar yürüdü. Toledo sessizliğe bürünmüştü ama Toledo uyumuyordu. Fulano tereddütle ilerlerken geçmişten gelen ani bir rüzgarla ürperen, huzursuz ve dermansız binaları hissetti. Engebeli kaldırım taşları fırtınalı bir deniz gibi kabarıp inip baş kaldırır gibi görünüyordu. O kadar dik sokaklardan yürüdü ki düşmemek için duvarlara yaslanmak zorundaydı ve kabaran bir nehir gibi Tahon'un sularına karışmak için şehrin tepesinden akan dar yollardan hızla geçti. Toledo her gece canlanır. Sessiz bir kenttir ama huzurlu bir kent değildir. Geceleyin merakı katlanır, dehşetle geçmişin korkulu rüyalarıyla, korkutucu tarihi kabuslarla dolu bir şehre dönüşür. Bir sokağın köşesinde bu izlenim Fulano'yu öyle sarstı ki sanki taştan bir hayalete dönüşmüş gibi olduğu yere çakılıp kaldı. Dirilmek ve şekle bürünmek, geceyi daha da karartmak için karanlık sokaklardan, kederli köşelerden çıkıp gelen gölgelerle karşılaştı. Ona borç veren Yahudi'nin evine giden o tanıdık sokaktan geçerken Don Pedro el Kureli'nin yüzünü görebiliyordu. Dizleri titriyordu. Engizisyon'un ölümcül soluğuyla dolu o ağır havayı hissedebiliyordu. Bu sessizlik, kenti ölülerle paylaşan bu yalnız bırakılmışlık duygusu bir anda Fulano'nun aklına bir fikir getirdi. Yakında olması beklenen Toledo bir efsaneydi. Toledo gerçekte yoktu. Geceleri Akim Kastilya'nın bu yalnızlığında terk edilmiş olarak tarihi ve estetik anlamıyla doğuyordu ve aklından bu düşünceler geçerken Pulano kendi bedeninin arkasında korkmuş, terk edilmiş bir gölge gibi ayaklarını sürüye sürüye yürüyordu. Dar, eciş bücüş, çapraşık sokaklar tıpkı tuhaf bir ormanın içindeki yılanlar gibi ondan kaçıyor, yolunu kaybediyor, alay ediyordu. Bu devasa ve karşı konulamaz güce kapılmış halde bir sürprizden diğerine yalpalıyordu. Toprakla birleştikleri yerde taşları birbirine geçmiş ve kapıları asla açılmamış ve altlarında orta çağdan kalma kedilerin girip çıktığı dehşet verici hırpani evlerin önünden geçti. Taho'nun davetkar sularını duyduğu ve bütün bu geçmiş saltanatın ebedi bir yansımada solduğunu, bütün bu geçmiş ihtişamın tepeden aşağı akarak kıyıdaki Taho'ya indiğini hissediyordu. Pulano geçmişin girdabına kapıldığını, tarihte yüzlerce yıl geriye gittiğini ve mevcut varlığının kimliğini şimdiden kaybetmiş olduğunu biliyordu. Bu ezici, yoğunlaşmış zaman hissiyle boğuluyordu. Bir araya gelmiş binlerce geçmiş gecenin karanlığında onu bir aşağı bir yukarı savuran, netameli akıntısına çeken ve tahoya, unutulmuşluğa götüren bu labirente umutsuzca kaybolmuştu. Yön hissini bütünüyle kaybetmiş halde akışa bıraktı kendini fulano. Bu yarı konik şeklindeki şehrin merkezinin çekim alanının dışına çıkmış, şimdi sersemlemiş zihnin içinde savruluyordu ve Toledo'nun her biri tarihin bir dönemini çevreleyen bütün duvarlarının önünden birer birer geçti. Perspektiften görünen savaşçılar gibi her bir duvar büyüyor, küçülüyor, tahoya dökülen merdivenler gibi tepeden aşağı iniyordu. Ve böylece Toledo şehri bu önemsiz adamı Alakantara Köprüsü'nün üstüne çıkardı. Köprünün ortasında Fulano ceketini çıkarttı ve onu yere bırakarak notu da üstüne iliştirdi. Bunu yaptıktan ve kimsenin onu görmediğinden emin olduktan sonra kısa kollu gömleğiyle istasyona doğru yürüdü. Fulano o ayrıldıktan sonra köprüde ne olduğunu görmedi. Ama ben elbette gördüm ve şayet bir yazar şahit olma talihsizliğini yaşadığı olaylara müdahale etme ya da o olayları engelleme ayrıcalığına sahip olsaydı zavallı eski dostum fulano'nun iyiliği için olanları engellerdim. Ne var ki bir yazar bunu yapabilseydi bütün hikayeler mutlu sonla biterdi ve edebiyat adaletle dolu olurdu. Bu da büyük bir monotonluk yaratacağından yazara böylesi bir güç bahşedilmemiştir. O yüzden olduğum yerde kaldım ve olan biteni su katılmamış bir dikkat ve öfkeyle izledim. Şeytan yüzlü bir adam köprüyü geçti. Ay ışığında yerdeki ceketi gördü ve durdu ve ceketi aldı. Ceplerini karıştırdı ve bütün evrakları çıkarttı. Bir kibrit yaktı ve dikkatlice inceledi. Sonra cekete iliştirilmiş notu gördü ve yüzüne melun bir gülümseme yayıldı. Telaşla bütün evrakları ceketin cebine koydu. Kendi ceketini çıkarttı, notu onun üstüne iliştirdi ve Fulano'nun ceketini giydi. Madrid'e giden trende Fulano, kapüşonu gözlerine inen ve Fulano'nun pantolonuna mükemmel uyan bir ceket giymiş olan adamı fark etmedi. Fulano arada sırada gürültüyle aksırıyordu ama aklı ve kalbi umut ve mutlulukla doluydu. Ertesi gün yerel bir Toledo gazetesi şu haberi yayımladı. Dün akşam hapishaneden kaçan ve yetkililerce aranmakta olan filanca kişi Alakantara Köprüsü'nden Taho Nehri'ne atlayarak intihar etti. Olay köprüde bulunan bir ceketin üstüne iliştirilmiş notla açığa çıktı. Görünen o ki işlediği pek çok suçun ardından sonunda vicdan azabı çekmiş ve günahkar mevcudiyetini sonlandırmaya karar vermiş. Huzur içinde yatsın. Bir gün Madrid'e döndükten sonra kendimi omuzlarımdan yakalanmış, burnumun dibinde de soluk ve öfkeli bir yüzle bulduğumda Sevilla sokağından yürüyordum. Merhaba fulano ama neyin var senin? Neyim mi var? Sen mi soruyorsun bunu? Evet şu intihar işi nasıl gitti? Elbette köprüde gördüklerimi tamamen unutmuştum. Nasıl mı gitti? Nasıl mı gitti? Berbat! Ne demek berbat? Ne oldu? Fulano iki adım geri çekildi ve orada durup bana baktı. Beni burada görüyor musun? Biraz bulanık ama yine de görüyorum. Şey ben yokum. Ne? Ben yokum. Sen yoksun? Hayır. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Bir şey yaramadığımdan varlığıma dair güçlü şüpheler geliştirdim. Hayır bana metafizik bir tartışmaya girecekmişim gibi bakma. Çok ciddiyim şu anda. Evet, varlığıma dair her zaman güçlü kuşkularım olmuştu. Ama sizin intihara dair şu budalaca önerinizden sonra bu kuşkular beni tamamen terk etti. Artık var olmadığıma eminim. Açıkla bunu. Fulanonun başlangıçtaki öfkesi biraz yatışmıştı ve daha sakin konuşabiliyordu. Şey biri Madrid'de benim kişiliğim, ismim, mülklerim, evim, karım, eskiden bana ait olan her şeyin keyfini sürmekte ve inanılmaz derecede ünlü, hatırla, en tanınmış siyasetçi ve iş adamlarından biri ve de muazzam bir servet biriktiriyor. Ve ben bir hiçim. Tamamıyla kayıbım. Kendimi bulabilmek için müphem bir kimlik arıyorum. Ama bütün kimliklerin bir sahibi var ve ben bir hiçim. Hiç. Yokum ben. Fulano gözyaşlarına boğuldu ve gözlerini bir mendille kapattı. Yani sen tanıdığın kişilerin bunu fark etmediğini mi söylüyorsun? Yani bu öteki Fulano'nun bir sahtekar olduğunu anlayamıyorlar mı? beni daha önce hiç fark etmemişlerse farkı nereden anlayacaklar ki ben her zaman önemsiz oldum basbayağı önemsiz. Bu önemsiz adamın hayatının trajedisini ilk kez bütün boyutlarıyla algılıyordum. Fulano bir gazete gösterdi ve sessiz ama ikna edici bir şekilde Fulano ile ilgili övgü dolu şeyler söyleyen büyük manşetleri işaret etti. Hakkında neler dediklerine bak, benim hakkımda söylemeleri gerekenleri, adımı, kimliğimi aldı ve onunla birlikte bana ait olması gereken bütün şöhreti ve önemi. Hayır Fulano, kendini kandırma. Onu önemli kılan para değil. Fulano olarak kalsaydın asla bu başarıyı elde edemezdin. Adam sende olmayan bir kişiliğe sahip olmalı ve adını meşhur etmiş. Gerçekten de bir açıdan bu adama minnettar olmalısın. Minnettar olmak mı? Aptal önerinle beni alt üst ettikten sonra söylediğin şey bu mu yani?'' öneren ben değildim. Doktor Delos Rios'tu. Fark etmez. Sen de onayladın ve eşit derecede sorumlusun. Şimdi de bana o adam bütün sahip oldukların ve şan şöhretin keyfini sürerken bir hiç olarak kalmamı salık veriyorsun. Sabırla bekleyip hiç kimse olmaktan memnuniyet duymalı ve üstüne üstlük ona teşekkür etmeliyim. Sen hayatta olup da var olmamanın ne kadar sıkıntılı olduğunun farkında mısın? Böylesi tuhaf bir durumun sıkıntısını kabul etmek durumundaydım. Evet bu konuda bir şeyler yapılmalı. Elbette bu konuda bir şeyler yapılmalı ve bunu yapmak zorunda olan kişi de sensin. Beni bu işe sen soktun. Ama tanrım nasıl oldu da bu adam benim yerime geçti? Fulano'ya itiraf etmem gerektiğini, durumum beni bir yazarın sırrına ihanet etmeye mecbur bıraktığını hissettim. Ne de olsa insanın kimliğini kaybetmesi dünyadaki en tuhaf duygu olmalı. Bu nedenle köprüde gördüğüm her şeyi anlattım ve olaydan bir gün sonra gazetede çıkan haberlerden de bahsettim. Bitirdiğimde Fulano'nun kanı beynine sıçramıştı ve üstüme saldırmaya hazırdı ama bir el onu durdurdu. Bu Doktor Jose de los Rios'tu. Fulano kendini kurtarmaya çalıştı ve bana bağırdı. Yani sen öylece durup bunu engellemek Beni bu korkunç trajediden kurtarmak için hiçbir şey yapmadığını mı söylüyorsun? Doktor Delosios onu sakinleştirmeye çalıştı. Başımı eğdim. Fulano dostum, eğer yapabileceğim bir şey olsaydı bir an bile tereddüt etmezdim. Ama insanların kaderini değiştirmek benim elimde değil ve ben bu cevapla tatmin olmalıyım, öyle mi? Toplumda yeri olmayan, boş bir beden olmaya, bu dünyada bir fazlalık olmaya devam etmeliyim insanı böyle bir hale getirip de sonra bu durumdan kurtaramayan siz yazarların canı cehennemi. Başımı daha da eğdim. Affet beni fulano. Senin için ne yapabileceğime bakacağım. O halde git ve düşün. Sanırım işleri olduğundan daha da kötü hale sokamazsın. Hiçbir şey bundan beter olamaz. Fulano'yu dizginlemekle meşgul olan Dr. Delosrios konuşuyordu şimdi. Senyor Fulano, intiharla ilgili öneriyi yapan bendim ve bütün sorumluluğu üstleniyorum kimin sorumlu olduğu umurumda değil. Başım belada ve bu konuda bana yardım edilmesini istiyorum. Pekala Senyor Fulano, taleplerinizde haklı olduğunuzu takdir ediyorum. Ama bu işin içinden çıkmanın tek bir yolunu görüyorum. Hayattaki yerinizi geri kazanmak için ele geçirebileceğiniz müphem bir kimlik yok bu dünyada. Ancak sizin kadar fuzuli olan fuzuli bir kimlik var ve o kimlik de Taho Nehri'nin altında. Evet Senyor Fulano, bu kimlik resmen nehrin altında ve sanırım son zamanlarda resmi işlerin önemini kavramış olmalısınız. Tahon'un yatağındaki o ruh da bir beden arıyor. Tıpkı sizin bir ruh aradığınız gibi. Gidip onu bulun ve karşılıklı anlamsızlığınıza bir son verin. Bundan sonra eminim arkadaşım sizi bir hikayede canlandırıp sizden bir karakter yaratmaya çalışacaktır. Fulano yine sorgulayan gözlerle bana döndü. Şöyle dedim. Evet Fulano Doktor Delos Rios'un söylediklerini yapacağıma söz veriyorum. Fulano sıkıca elimizden tuttu. İfadesinde umutsuzluktan doğan bir kararlılık vardı. Hoşça kal Fulano, hoşça kal. O gece Fulano bir kez daha Alakantara Köprüsü'ne gitti. Birini kaybetmek için gittiği yerde bir başka kimlik bulmaya gelmişti. Taho'nun karanlık sularına baktı. Evet, işte tek kurtuluşu oradaydı. Ve bir kez daha Toledo'nun tepelerinin yüzyıllar öncesine giden taşlaşmış bir orman gibi kapandığını gördü. Tuhaftı. Varlığına dair bütün işe yarar göstergeleri kaybetmiş halde şehir orada harap olmuş tahtında oturan ölü bir imparator gibi duruyordu. Yine de çöküşü haşmetinden daha heybetliydi. Orada unutulmuş bir tepeyi kuşanmış bir şehrin naaşı duruyordu kırık yüzünün bütün derin çizgilerinde yazılı tarihle amansız bir nehrin sularının altına gömülecek kemikleri. Fulano aşağı baktı ve o anda alın yazısını ve azametini biliyordu artık tereddüt etmiyordu. Metanetle atladı. Ve ben de bu kadersiz ve önemsiz adama verdiğim sözümü tutmak için bu hikayeyi yazdım. Ondan bir karakter hatta bir sembol yaratmayı başarıp başaramadığım ya da onun bu sefil dirilişten hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum. Elimden geleni yaptım.